O ne sultan, o ne öyle? Ayağımı burktum. Ay vah vah. Burktun da o etler ne o etler? Ben onlarla birer yemek pişirirdim be. Ne yapaydın Mücella? Sağlık bu. Korkma. Senin parandan almadım. Aa bak tüh. Keşke buzdolabından alsaydın. Buzdolabı etlerle, böyle butlarla, pirzolalarla dolu. O da olacak inşallah Mücella. Yakında. Efsun'un bir dediğinizi iki etmeyecek. Gitti gider. Sen o paraların üstüne bir bardak soğuk su iç sultan. Ama anlayana tabii. Neyse. Benim işim var. O etle işin bitince de öyle çöplere falan atma. Sineklenir. At sokağa, köpekler yesin. Tabii senin kokun sinince yerler mi? Bu da belli değil. Senin önüne atarım. Hı? Hayırlı işler. Pislik. Nerelere gideyim sen yanımda olmayınca? Nerelere gideyim sen yanımda olmayınca? Kilitlenmiş bu yine ya. Gelmişsin yine bunalım mekanına. Şurada olmuyor değil mi? İlla buraya oturman lazım. Ne yaptın? Devam mı depresiklik? Devam. Bahar yapma şöyle vallahi ya. Hiçbir şey katmıyor ki bu sana. Yani ne geçiyor eline böyle olunca? Hiçbir şey. Bir şey yedin mi? Kahvaltı ettin mi? Yok Efsun canım, istemiyorum. Tövbe yarabbim ya. Salıp durma kendini. Allah Allah. Gören de Karadeniz'de suların battı sanacak. Hadi. Efsun ne yapıyorsun? Kalk kız. Efsun yapma ya. Kalk kız. Kalk. Ya, Efsun yapma ya. Kalk kalk. Ya tamam ya Efsun. Aa. Allah çok zevkli ya. Efsun kapı çalıyor, duyuyor musun sen de? Duyuyorum anneciğim. Heh. Açmak ister misin kızım? Aa ama yeter, bu küçük bir zulüme dönüştü adeta yani. Efsun şunu açar mısın, Efsun şunu kapatır mısın? Nedir yani, ne dönüyor burada? Siz benim yeni böbreğimi ne kadar sürede eskiteceğimi mi sanıyorsunuz? Anneciğim ben bir an önce iyileş, ayaklan diye senden böyle şeyler istiyorum. Yoksa kalkıp ben de açarım kapıyı kızım. Hadi kalk. Bahar! Efsun, çok ayıp. Bu da hazırlanacak zamanı buldu. 40 saattir ya. Ateş, acaba neden hiç şaşırmadım seni burada gördüğüme? Ha? Çünkü sabırsız, inatçı bir insansın. Laftan anlamıyorsun. Niye geldin kardeşim ya? Efsun, Bahar'ı çağırır mısın? Onunla konuşmam lazım. Yok ya. Sen onu, Bahar'ı hatta bu ülkeyi terk etmeyi düşünmeden önce düşünecektin. Ateşciğim, yok bitti bu iş, anlamıyor musun? Olmuyor böyle. Hadi arkadaşım, hadi. Hadi başka kapıya, hadi. Efsun, lütfen bu sefer sen karışma. Sadece Bahar'ı çağır. Gerisini biz hallederiz. Lütfen. Kurban olayım Ateş, anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun, vallahi de billahi de. Bak bu kız istemiyor. Bak kendini de üzüyorsun, kızı da üzüyorsun. İstemiyor işte. Bahar böyle iki şeyin ortasında kalmayı istemiyor. Eğer isteseydi dinler miydi sanıyorsun? Bir tane değil, 10 tane Efsun getirsen kimseyi dinlemezdi. Gelirdi seninle. Ama istemiyor. O yüzden sana İsviçre'de bol şans arkadaşım benim. Hadi canım. Ne oluyor kızım? Hasret Hanım. Yokmuş anne, hadi gel bakalım. Hadi, hadi selametlen Ateşciğim. İstemiyoruz biz öyle şeyler. Selametlen. Ne diyormuş Ateş? Aman ne diyecek? Bahar kandırmaya gelmiş yine. Yani kızı illa benim elimden alacak derdi o. Kızım sen karışmasana onların ilişkisine. Karışma yavrum. Anne ne diyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? O kız benim kardeşim ya. Ne demek karışma? Bu işe karışmak benim boynumun ve bütün bedenimin, hücrelerimin borcudur. Hiç ya. Ne olsun? Tencereci gelmiş kapıya.
Sene olmuş 2015, hala yok teflon, yok tavanın dibi yanmıyor, yok dökme bunlar bilmem ne. Ateş geldi, ondan sonra klasik şeylerini söyledi yani. Ben de kendisinki barca sepetledim, yolladım. Ne? Efsun, sen benim ilişkime niye bu kadar karışıyorsun? Bir şey söylenecekse ben söylerim onu. Ya bir kere de burnunu sokma, rica edeceğim. Ne mık? Allah Allah. Ne dedim ki ben böyle aşırı tepkilerle? Ben bizim küçük ailemizin küçük saadetini düşünüyorum yani. Ne var ki bunda? Yepyeni böbreğimi depresif depresif eskiteceğim yani. O olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.